Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi bugünkü videomuzda Murat Kurum'un yeni çevre, şehircilik ve iklim bakanı olarak atanmasının borsaya etkilerini ve Kanal İstanbul projesinin önemi hakkında detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu videoda borsada hangi hisselerin olumlu etkileyeceğini ve yatırım fırsatlarını konuşmaya çalışacağız. Ayrıca videomuza beğeni bırakmayı ve henüz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak en güncel analizlerimden haberdar olabilirsiniz. Dün resmi gazetede açıklandığı üzere Murat Kurum yeniden Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı olarak atandı. Bu atama kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması anlamına geliyor. Yani bu gelişmenin borsada belirli sektörlerde ciddi hareket yol açabileceğini düşünüyorum. O yüzden Murat Kurum daha önce biliyorsunuz ki Emlak Gayrimenkul'ün genel müdürlüğünü yapmış ve kentsel dönüşüm projelerinde önemli rol oynamış bir isim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kentsel dönüşüm konusundaki ısrarı ve her toplantıda bu konuyu vurgulaması kurumun bu göreve atanmasının rastgele bir seçim olmadığını gösteriyor. Kentsel dönüşüm demek inşaat, çimento, demir, konut ve arsa demektir. O yüzden kurumun yeniden atanmasıyla beraber borsada inşaat sektörü ve ilgili yan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri olumlu etkilenebileceğini düşünüyorum. Şimdi potansiyel olarak olumlu etkilenecek şirketlere bakacak olursak Emlak Gayrimenkul burada dikkatleri üzerine çekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki Murat Kurum eski genel müdürünü yaptı Emlak Gayrimenkul'ün. Kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir rol oynadığını biliyoruz. O yüzden yeniden göreve gelmesiyle beraber Murat Kurum'un bu şirketin de projelerin hızlanması ve dolayısıyla hisselerin değer kazanmasını sağlayabilir. Bir diğer şirketimiz çimento sektörü. Çimento sektörü de bildiğiniz gibi Akçansa var. Türkiye'nin önde gelen çimento üreticilerinden biri Akçansa. Kentsel dönüşüm projelerinde kullanılacak çimentonun başlığı da tedarikçileri arasında yer aldığını düşünüyorum. Çimento dedik, elbette Çimsa'dan bahsetmeden olmaz. O da benzer şekilde çimentoda ihtiyacının artmasıyla birlikte pozitif etkilenecek firmalardan biri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Burada dikkatleri üzere çekecek bir diğer sektörümüz de demir çelik sektörü. Burada Ereğli'den bahsedebiliriz. Ereğli'de yine kentsel dönüşüm projeleri ve demir çelik talebini arttıracaktır. O yüzden Ereğli bu alandaki lider firmalardan bir olarak dikkat çekiyor. O da kendi payını alabileceğini düşünüyorum. Kardemir'de baktığımızda Kardemir'de de benzer şekilde demir çelik üretimiyle öne çıkan şirketlerden biri ve kentsel dönüşümde de olumlu etkilenebilecek şirketlerden bir diğeridir. İnşaat şirketlerine baktığımızda Tekfen Holding burada biraz dikkat çekiyor. Çünkü büyük inşaat projelerinde yer aldığını söyleyebiliriz. Kentsel dönüşüm projelerinin artmasıyla beraber potansiyel olarak burada da kazançlı çıkabilme durumu var. Ve son olarak Enka da benzer şekilde Enka'yı da inşaat ve altyapı projelerinde bir rol oynuyor. O da yine dikkatleri üzerine çektiğini söyleyebiliriz. Şimdi benzer şekilde Enka ve Tekfen'den bahsettik. Şimdi burada önemli olan bir proje var. Yani Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirecek ve İstanbul'un boğaz trafiğini azaltacak Kanal İstanbul'dan da bahsetmeden olmayacak. Yani bu proje birçok sektör üzerinde olumlu etki yaratacağını düşünüyorum. O yüzden Kanal İstanbul'un da tekrar gündeme gelmesi buradaki inşaat, demir çelik ve çimento sektöründe olan şirketlerin bir anlamda potansiyel ve hisse senedinde artış olabileceğini düşünüyorum. Murat Kurum'un yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı olması, yani atanmasıyla beraber kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanacağını ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinin değer kazanacağını göstereceğiz. Kanal İstanbul projesinde birçok sektörde büyük hareketlenmeler yol açacaktır. Elbette biraz önce söylediğim gibi bu süreçte borsada ciddi potansiyel gördüğüm hisseleri elbette yeri geldiğinde teker teker yine anlatmaya çalışacağım. Kanalımda bu konuyu detaylı bir şekilde anlatıyorum. Daha önceki videolarımda zaten dikkat ederseniz Kanal İstanbul, işte bu TOKİ'nin kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili videolarım var. Yine ekstradan gerek görürsem paylaşmaya çalışacağım. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak en güncel analizlerimden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.